Punk Show'a hoş geldiniz. Profesör Doktor Birbir Ayman Güler. Bu sefer konuğumuz tabii aslında biraz Beryans'ın TV'nin teorisini çizeceğiz. Beryans'ın TV ne düşünür? Küreselleşmeye nasıl bakar? Ulus devlete nasıl bakar? Bütün bunları konuşacağız. Sadece bunlar değil. Çok uluslu şirketlerden tutun uluslararası sisteme kadar. Bu sistemi aslında nasıl bir düzene doğru evriliyor? Ve aynı zamanda Asya, Avrupa ve Türkiye. Türkiye ne yapacak? Sadece bunlar değil. Devlete nasıl bakıyor? En azından Beryans'ın TV, Birgül Ayman Güler ya da biz burada devletin önemini, anayasanın önemini, etnik kökenlerden tutun da o tartışmalardan tutun da eşit vatandaşlık nedir, ne değildir? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Bütün bu seri videolarımızda hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Aydır, rastgele. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor Beryans'ın TV? İzliyor musunuz? Beryans'ın TV'yi heyecanla izliyorum tabii. Mümkün olduğu kadar sizin yaptığınız tanıtım duyurularını paylaşmaya çalıştım, desteklediğimi söylemeye çalıştım. Hem medyanın içinde bulunduğu gerçekten iç karartan vaziyet nedeniyle bir nefes alanı. Nefes iyi şey, nefes açmak iyi şey. Siz bir nefes açtınız. Buna ne kadar katkımız olursa, kendi nefesimizi de buna katabilme imkanı bulmak güzel kuşkusuz. Veryansın TV'nin varlığından mutluyuz. Başarı diliyorum, rastgele gerçekten. Peki, çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Burada bulunmanızdan dolayı da büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Tabii bütün kamera arkasındaki de arkadaşım Erdem Bey, Erdem diyeceğim her zaman dediğim gibi. Büyük bir emek sizin desteğinizle bu olması gerektiği gibi olacak. Çok teşekkür ederiz. Bir uyarı gelmişti. Beryans'ın TV değil TV deyince. Ben de bir kez daha evet düzeltiyorum. Evet, Beryans'ın TV diyeceğim. Aynı sizin dediğiniz gibi. Şimdi hocam tabii ben sizin söylediklerinizi bugüne kadar hep takip ettim. Yazdıklarınızı okudum ve herkes de eminim sizi çok iyi tanıyor. Sizi tanıtmaya gerek yok. Ama şunu biliyorum. Sizin şu anda söyleyecekleriniz aslında bizim Beryans'ın TV'nin bir teorisini oluşturacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü devlet anlayışı, ulus devlet anlayışı ve aynı zamanda şu anda küreselleşme yaşadığımız dünya, uluslararası sistem neye evriliyor bunu çok iyi anlatıyorsunuz. Bir kez de burada anlatın istiyoruz hocam. Şimdi dünya nasıl bir dünya oldu? Asya yavaş yavaş yükseliyor mu? Yoksa Batı hala güçlü mü? Türkiye burada nerede konumlanmalı? Tabii çok geniş bir konu ama siz onu özetleyeceksinizdir mutlaka. Vallahi bugünkü durum küreselleşme denilen o büyük yalanın bitişi diye özetlenebilir herhalde. Benim o zamanlarda da en çok böyle şaşkınlıkla baktığım bir şeydi. Dünya küreselleşiyor diye bir laf. Allah Allah, dünya küreselleşiyor mu gerçekten? Yoksa küreselleşsin isteyenler aslında kendi fikirlerini bize bir olguymuş, bir fenomenmiş gibi mi anlatıyor? Çok hızla karar vermiştim ki ikincisi. Ya dünya tabii küreselleşiyor. Yani biz insanoğlu dumanla haberleşmeye başladığı anda, ne bileyim tekerlek icat edildiği anda dünya küreselleşmeye başladı. Hani mesafeler azaldı. Bu yani binlerce yıllık bir hikaye. Ama şimdi 20. yüzyılın sonunda dünya küreselleşiyor lafı bu olamaz. Ama bumuş gibi anlattılar. Yani işte internet çıktı. Bilim kültür araçları var bak. Sınırlara ne gerek var canım falan gibi. Hatta bundan 20-25 sene önce tartıştığımız zaman bu yağmur yağıyor kardeşim. Islanacağız illa. Islanmamak için şemsiye falan açmak vallahi yok, onları falan boş ver. Tartışmalar bu düzeyde gidiyordu. Yani o kadar doğal bir şeyi yaşıyoruz gibi. Bu doğal bir şey değildi. Ama doğal bir şey olduğunu adeta kanıtlayan beş unsurdan söz ediliyordu. Şimdi daha net görüyorum bunu. Bir, 1986 yılında, belki o doğmamıştı henüz. 1986 yılında Ukrayna'nın Çernobil faciası. Bir anda rüzgarla beraber Belarus'u, Almanya'yı, Fransa'yı, yani her yeri tehdit eder gibi o kısmen hale Türkiye'yi. gelmişti. Türkiye'ye dönmemişti rüzgar ama Türkiye'yi de tabii serpintilerle çok etkilemişti. Yıl 86 ve çevre bir anda gündem birinci madde oldu. Ve küreselleşme fikrinin adeta altyapısını oluşturmak üzere kullandılar diyeyim. Bak, öyle küresel bir dünya ki
Facialar sınır tanımıyor. Doğa sınır tanımıyor. Doğru mu bütün bunlar? Doğru. Yani doğa sınır tanımaz hakikaten. Sınırları insanoğlu çiziyor, doğa değil. Çernobil'de oldu, Ukrayna'da oldu. Bak ta nerelere kadar etkisi oldu. Ve kaç kuşağı etkiledi. O halde dünya küreselleşiyor. Bir kere akıllara çevre meselesiyle bir dünyanın küreselleştiği. Yani kendiliğinden ilahi bir güç adeta. Biz yapmıyoruz. Siyaset değil bu. Yani bunu kabul et. Bu bir kere çok etkili olmuştu. Bir ikinci olay, bu sefer siyasi bir olay yaşandı. Duvar yıkıldı. 86 Çernobil, 89 Berlin Duvarı'nın yıkılışı. Duvarların yıkıldığı bir dünyada sınır da ne diye böyle çok etkileyici konuşmalar yapılıyordu. Berlin Duvarı 89'da yıkıldı. Arkadan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 91 yılında yıkıldı. Onların içinden ulus devletler çıktı, eski cumhuriyetler. Dediler ki bak dünya artık iki sistemli değil, tek dünya. Çevre zaten sınır tanımıyor. Sosyalizm yıkılmış kalmış, elde bir tek kapitalizm. Liberalizm. Liberalizm. Yani birbirimizi artık yani ne yapacağız, daha fazla zorlamayalım. Bak Varşova Paktı bitti. NATO'ya da ihtiyaç kalmadı. Buna dikkat edin, olur mu? Yani Varşova Paktı bitti ama NATO'ya ihtiyaç kalmadı konusu. Hiç kimse bu sözü tutmadı. NATO şimdi dünyanın jandarması. Kapat parantezi burada. Tek dünya, yalnızca piyasadan oluşan bir dünya. 86, 89, 91 ne kadar dar bir aralık. Görüyor musunuz bunu? Bir siyasi gelişme daha. Sovyet sistemi yıkıldıktan sonra Avrupa, tek Avrupa anayasası çıkardı. Yıl 92. Hemen arkasından. Oralar yıkılıyor ama dünyada bir yeniden bir araya gelme var. Sınırlar kimin umurunda? Nedir? İngiltere, Fransa, Almanya. Bak sınırları attılar. Tek Avrupa çıkıyor. Tek Avrupa, tek dünyanın adeta provası. 3. 86'dan daha topu topu kaç sene geçti? 6 sene geçti. Siyasi ve çevre gelişmeleri dünya küreselleşiyor fikrini çok besliyordu. Ve tabii herkesi bir anda çok inandıran, ki bu doğal, ilahi bir gelişme, World Wide Web. Ha? Burada olmamızın sebebi www. İnternet. İnternet o kadar eski bir şey değil. Ya internet 1950'li yıllardan geliyor tabii askeriyenin, Amerikan askeriyesinin içinden ama aslında... İşte bizi burada buluşturan bu sisteme doğru dönüşünün tarihi henüz 1991 yılı. İlk ticari servislerin, hizmet birimlerinin falan ortaya çıkışı bu. Televizyon diyorduk, o zaten gitti, uydudan geliyor. İnternet teknolojisine bak, evden oturuyoruz, daha neler yapıyoruz. Ve muazzam bir gelişmesi oldu tabii internet teknolojisi, cep telefonu teknolojisi derken. O zaman... Çernobil'le beraber çevre faciasıyla ve yararıyla sınır tanımaz. Sosyalizm bitti, duvar yıkıldı. Avrupa'da artık tek Avrupa doğuyor ve internet dediğimiz şu teknolojiye bak. Dünya küreselleşmiştir, sen ne yaparsan yapa geldi iş. İnanılmaz bir ikna süreciydi gerçekten o. O zaman muhalif sesler hiç üzerinde durulmayan bir lafı söylemeye başladılar. Bence bu çok önemliydi. Ama şirketler, soru soranlar bunu dediler. Tamam yani bunlar hakikaten mantıklı da ama şirketler dünya genelinde iş yapan şirketler var 100-150 seneden beri. Ama şirketler çok değiştiler. Uluslararası bile değil şirket artık. Hani Türk Yunan şirketi, Amerikan Kanada şirketi çok de uluslu. Değil. Çok uluslu bile değil, trans artık. Yani multinasyonel değil, trans. Yani ulus aşırı. Yani dünyada bir kozmopolit sınıfın şirketleri bunlar artık. Ulusal renk yok şirketlerde diyen şirketler. Ama şirketlerin, bu şirketlerin, transnasyonel dedikleri şirketlerin merkezleri Kongo'da değil, Hindistan'da değil. Kuzey Amerika'da, Güney Kore'de, Japonya'da. Yani neredeyse hemen hemen hepsi küreselleşme zamanında. Ve müthiş bir şey var. Bu şirketler dünya ticaretinin %60'ını kontrol ediyorlar.
Ya %60'ını kontrol ediyorsa fiyatları kontrol ediyor demektir. Ve bu şirketler bütün devletlerden şunu istiyor, kaldırın sınırları. Yerli yabancı ayrımını kaldırın. Ben kaliteli ve ucuz üretiyorum. Malımı satayım, bırakın. Devletler açtılar sınırları böyle. Ama tabii yani bu yaşam, uzlaşmazlık oluyor arada. O sen malını satıyorsun kalitesiz ya da beni kazıkladığını düşünüyorum ben. Mahkemeye düşüyoruz seninle. Şirketler dedi ki ben bu işi Türkiye'de yapıyorum diye beni Türk mahkemeleri yargılayamaz. Uluslararası tahkim kurulları lazım. Ticareti tek tek ulusların kanunlarına göre yaparsam ben nereye yürüyeceğim? Bu deli saçması dedi. Adam çünkü 200 tane devlet var dünyada, 130'unda iş yapıyor. Bir anda bu şirketler halklardan ve devletlerden bir şey talep etmeye başladılar. Ulusal hukukunu bırak. Ulusal yargını bırak. Bunun yerine ben uluslararası tahkim mahkemelerini kurdum. Hatta sırf uzlaşmazlıkta değil, kuralları koyma hevesini bırak yahu. Sen mi biliyorsun dünyayı, ben mi? Ne yapacağız? Dünya Ticaret Örgütü'nü kurdular. Dünya Ticaret Örgütü ya, eski bir şey değil. 1994. Küresel dünya ticareti bunun üzerinde gelirken devletlere ve işte 6 milyar insana dönüp dedi ki bu şirketler, vallahi zaten yaratıcılık bende, para bende, yatırım bende. Hani para satmak istiyorsan, para almak istiyorsan bana geliyorsun. Mal almak istiyorsan da bana geliyorsun. Ben kendi satış ağlarımı kurmuşum. O zaman kurallarımı da koyarım. Aha, Dünya Ticaret Örgütü. Orada benim istediklerimi yaparsın. Yargı söz konusu olunca senin ulusal mahkemelerine gelmem. Benim tahkim kurullarıma gelirsin. Ama bütün bunların bir sonucu oldu. Bunların olması için bizim anayasamızı değiştirmemiz gerekti. Ve değiştirdik. 90. maddesini değiştirdik mesela biz ne Türkiye'de. Uluslararası hukuk, ulusal hukukun üstündedir diye yazdık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim üstümüzdedir. Onun dışında işte Birleşmiş Milletler'in uluslararası anlaşmaları bizim ulusal hukukumuzun üstündedir. Bir anda bütün hukuk devleti dediğimiz şey, yönetim sistemi dediğimiz şey, kurumlarıyla beraber değişmeye başladı. Yapacağız, yaptık bunları biliyorsunuz. Özelleştirmeler vesaire. Bu yeni küreselleşme tekleriydi bunlar. Özelleştirme yapıyoruz, bizim üretim kapasitemiz düşüyor. Özelleştirdik diyoruz, yabancı şirketler geliyor bunu alıyor. Ama yabancı şirket bizim işletmeyi işletmiyor. Ya da yerlisi almışsa kapısına kilidi vuruyor, arsasını satıyor. Ve bizim sanayi ve tarımsal üretim kapasitemiz döküldü, sırf bizim değil. Yani transnasyonel şirket hangi ülkeden bunu talep ediyorsa hepsinin. Sonuçta ortaya aslında küreselcilerin en başta herkesle beraber kabul etmek zorunda olduğu bir büyük kötü gerçek çıktı. Dünyada zaten eşitsizlikler vardı ama eşitsizlikler artık tahammül edilemez hale geldi. Ya küreselleşme, bir de demiştik ki biz eşitsizlikleri gidereceğiz. Öyle olmadı. 42 kişinin, 2017 verisi bu, 40 dünyada 42 kişinin serveti, tam rakamı söyleyeyim, şuraya not aldım bunu, dünyanın %50'sine eşit. Yani 3,6 milyar insan, 3,5 milyar insan eşittir 42 kişi. Sermaye, servet muazzam bir temerküz yaşadı. Bu tarafta da muazzam bir yoksullaşma. Bir ikinci şey oldu, savaşlar. Neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görece bir barış zamanı dönemi yaşamış olan dünya 50 sene. Bir anda dünyanın dört bir tarafından savaş ateşleri, Sudan, Somali, Kongo, Yemen, Irak, Libya, Asya'daki bir sürü ülke ve öyle böyle savaş değil. Yani 21. yüzyıla giriyor. 3. milenyumdu değil mi? 2000. Orada işte bu küreselleştik yalanı, o bir yalandı. O bir siyasetti daha doğrusu. O bir ideolojiydi. Ama böyle ilahi zorunluluk gibi bize anlatılan bir şeydi. İdeolojik yalan ortaya çıktı ki, arkadaş, küreselleşme denilen şey şirketlerin küreselleşmesidir. Burada bir kozmopolit dünya, dünyanın yönetimine adeta el koymaktadır. Ve
İktidarlar halktan fersah fersah uzağa gitmektedir. Demokrasinin ruhuna el Fatiha demektir bu. Halkın yönetim üzerinde denetim hakkı falan ortadan kalktı. Buradan gelen şey o kozmopolit azınlığın bütün milyarlarca insanın açlığı, yoksulluğu ve birbirine düşmesinden ibarettir. Hele dur. Ve daha 2008 yılı geldiği zaman durmak zorunda kaldılar. Dünya Ticaret Örgütü askıya alındı. Yani bütün bu işleri yapacak falan. Hani dünya ticaretini şey yapacak, düzenleyecek. O dünya ticaretinin ekonomisini düzenleyecekti. Birleşmiş Milletler Dünya Parlamentosu olacaktı. IMF Dünya Bankası dediğimiz bu yapılarda hükümete falan dönüşecekti böyle. Bir tür ütopya, hani kara ütopya, onlar için beyaz ütopya da bizim için kara ütopya gibi bir şey. Bu ütopya gerçekleşmedi. 2008'den itibaren kesildi. 2008'den bu yana küreselleşme, küreselleşmecinin kendisi tarafından paketi bağlanmış bir ideolojidir. Bu iş bitti dedikçe bugün de aynı tartışmalar oluyor. Ama internet var, o uydu telefonları var. Bak dünyada yalnızca kapitalizm kaldı, başka alternatif mi var? Ama çevre görüyorsun, onu kutuplarda eriyor falan buzlar. Hala bu teraneyi söyleyenler var ama hiçbir inandırıcılıkları yok, hiçbir güçleri yok. Bu meselenin karşısında direnen tek bir güç oldu. Onu söyleyerek belki başlığı kapatabilirim. Küreselleşmeyi kapatmak lazım artık. Bitti çünkü. Bir tek güç direndi. O da ulus devletin kendisi. Ulus devletler, ulusal devletler direndi. Çünkü halklar şunu gördüler. Ulusal devlet iktidarı memnun olmadığım sürü sepet şeyine rağmen elimin erdiği mesafededir. Sesimi duyurabildiğim mesafededir ve belirleyebilme gücünü kullandığım mesafededir. Demokrasi zaten bundan başka bir şey değil. O nedenle ulus devletler durur, uluslararası işbirliği ve dayanışma istenir ama yaşam hiçbir şekilde dünyada bir avuç azınlığa teslim edilemez. O zaman şöyle bir dünya mı var hocam karşımızda? Ulus devletlerin tekrar yönettiği, yani uluslararası sistemi tekrar oluşturduğu bir dünya mı var? Yoksa çok uluslu şirketler hala dünyayı yönetecekler mi? Ha, bu harika bir soru. İşte bunun üzerine şimdi çalışma devrindeyiz. Bir kere kendilerine transnasyonal, hani ulusallığı kaybolmuş kozmopolit, artık ulusla hiç bağlantısı olmayan gibi bir isim de takmış olan bu dünya ortadan kalkmadı. Bunların siyasetleri ortadan kalktı ama kendileri ortadan kalkmadı. Tartışmamız gereken nokta bundan sonra bu. Ulus devletler oldukları yerde duruyorlar bütün kuvvetleriyle. Ama transnasyonel şirket denilen bu kozmopolit şirketler de ortadan kalkmadılar. Siyasetleri ortadan kalktı. Küreselleştirmecilik denilen siyasetleri ortadan kalktı. Başaramadılar yapmak istediklerini. Fakat kendileri duruyorlar. Bunların yeni rakam, 2018 yılı rakamı, Birleşmiş Milletler'in verdiği bir rakam. Rakam bu. İlk 2000 dünya şirketi diyelim, dünya tekeli. 37 trilyon dolar satış yapmışlar 2018 yılında. Bu dünya ihracatının iki katı. Yani dünya ihracatı diye hesaplanan rakamların iki katı. 3 trilyon dolar net kar yapmışlar. Yani topluyorsun 40 tane ülkeyi, bunların net karları bu ülkelerin bir yıllık zenginliklerinin çok üstünde. Bu şirketler oldukları yerde duruyorlar. Bu çok önemli bir saptama olduğunu düşünüyorum bunun. Siyasetleri battı, küreselleştirmecilik, ama kendileri duruyor. Ne yapıyorlar? Tek tek ülkelere kabul ettirdikleri uluslararası hukuk çerçevesinde nefes alıp veriyorlar. Amerika'da sıkıştılarsa Çin'e kaçıyorlar. Ya da kendilerine Güney Afrika gibi Afrika ülkelerinde yeni mekanlar yaratıyorlar. Ve elbette geleceğe dönük olarak kendilerini hazırlıyorlar. Bence bizim es geçtiğimiz nokta bu. Biz transnasyonel şirketlerin nasıl bir bu yenilgiden sonra, küreselleşmecilik yenilgisinden sonra kendilerine nasıl bir gelişme hattı çizdiklerini es geçtik.
Buna bakmamız lazım. İkincisi, onların küreselleşme siyasetine direnen ulus devletlerin güveni yerine geldi. Dediler ki, hop arkadaş, tamam yani sana gücüm yetmiyor olabilir benim ama benim burada bakımından sorumlu olduğum şu kadar insanım ve gelecek kuşaklarım var. Dilim var, dinim var, tarihim var, ben insanım, ben varım. Ve sen bunların hepsini buldozer gibi ezip geçiyorsun, geçirtmedim, geçirtme. O halde şimdi gelecek, evet, ulusal devletler üzerinde inşa olacak. Ama bu transnasyonel şirketler ulusal devletlerin kendi kaderlerini yönetme gücü üzerinde nasıl etkide bulunabilirler? Büyük bir soru işareti. Bu yeni araştırma konumuz bana sorarsanız. O zaman bundan sonraki programlarda en azından bunu yaratacak bir silsile programlar çekelim hocam. Ne kadar iyi olur. Tamam. Örneğin bu konuda Erinç Yel'den son derece önemli yazılar yazar. Yıllardan beri yazar. İktisatçıdır o da biliyorsunuz. Zaten Bartu Soral programın sürekli konuğu olacak. Volkan Özdemir bu konuları son derece iyi bilen genç akademiklerden biri. Küreselleşme sonrası dünyada transnasyonel şirketler ne ediyorlar? Bunu konuşacak mısın? Buna da peki, bakmakta yarar var. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Puan kuşumu bölümü sona erdi ama tabii Birgül Ayman Güler hocamızı bırakmıyoruz. Daha da programlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Herkese mutlu günler.